Aralık operasyonunu konuşacağız. İsmail Saymaz, izleyiciler hatırlatmak adına Nazlı Hanım dedi ki savcıların, polislerin cemaatle ne ilişkisi var? Bunu ben belgelerle isim isim olarak operasyonu yürütenleri söylüyorum. Hayır, ben genel olarak cemaat algısına sahip hakim savcıların dosyaya müdahaleleri bakın örnek vereceğim. Ben mevcut yolsuzluk operasyonları söylüyorum. Hiçbir şey demiyorum. Hayır. Onun için özel olarak bir şey demiyorum. Ancak o savcılar, bu savcılarla ilişkin başka bulgular söz konusu. Önce şunu söyleyeyim. Yani genel olarak Nazlı Hanım'ın tavrı tabii şöyle. Yani siz yapılan bu soruşturmalarda bugün itibariyle yolsuzluk ya da evveliyatı itibariyle Balyoz, Ergenekon soruşturması yürüten savcıların hemen hemen aynı kişiler. Yani Zekeriya Yavuz burada da koordinatördü zaten. Kişilerin, bu savcı ve hakimlerin ve polislerin cemaatle nasıl bir bağ var bunu delillendirin derken buna istinaden ben birkaç dosyayı söyleyecektim. Bunlardan biri Ahmet Zeki Üçok dosyasıdır. Bu kimdir? Bu bir askeri savcıdır. Bu savcının yürüttüğü dosyanın temeli şudur. Kayseri'de yürütülmekte olan Gülen cemaatine mensup iki tane assubaya ilişkin bir soruşturma söz konusuydu. Bunlar örnek suçlama şuydu. Askeri sistemde dolaşıma girerek Ergenekon'da yakalanan bir başka sanık albay hakkında dezenformatif bir bilgiyi sisteme yüklerken yakalandılar. Bunlarla ilişkin Albay Zeki Üçok ve Mehmet Çelik iki savcı soruşturmayı devraldılar. Aldıkları anda Taraf gazetesinde ve Bugün gazetesinde iki savcıdan biri hakkında dünyanın en zengin savcısı diye haberler yapılmaya başlandı. Ve bunlar bir arazi fotoğrafları konularak yapıldı. O günleri çok iyi hatırlıyorum. Biz o günlerde bir savcı hakkında niye bu haberler yapılır diye sormaya başlamıştık. Sonradan burada cemaat soruşturması yürütüldüğünü öğrendik. Ne oldu? Kayseri Alay Komutanı Güneydoğu'daki bir JITEM soruşturması iddiası tutuklandı. İlk o gitti. İkincisi Mehmet Çelik gitti. Üçüncüsü Albay Zeki Üçok. Askerlerle yürütülmekte olan bir başka davada sahte çürük rapor davasında tutuklandı. Bakın ikinci tutuklanırken ikinci dosya geldi. O da Balyoz davasına bağlandı. Yetmedi. Üçüncü bir dosya geldi. O nedir? O da şudur. İddiaya göre Ahmet Zeki Üçok'un Fethullahçı askerlerle ilgili ifade alırken, 7 tane ifade var burada. İfade alırken hipnoz yoluna başvurduğu iddiasıyla, bu askerlere hipnoz yoluyla işkence yapıldığı iddiasıyla dava açıldı. Ve mahkumiyetle bitti. Hipnoz yoluyla işkence diye Türk hukuk tarihine geçen bir karardır o. Bugüne kadar fiili işkence, bakın ben insan hakları alanında çalışırım, fiili işkence yoluyla dövülerek öldürmelerde bile bu kadar ceza verilmemişken, Ethem Sarasulu kurşunla öldürüldü, katil zanlısına 8 yıl verildi. İzmir'de Barlak davası yeni bitti, 8 yıl verildi. Dokunmaksızın hipnoz yoluyla işkenceyle... Peki bu örneklerden... Hipnoz işkenceli evet. 8 yıl verildi ve daha sonra işkence altında ifade verdikleri iddiasıyla bu askerlerin ifadeleri geçersiz sayıldı. Fethullahçı askerlerin ifadeleri geçersiz sayıldı ve onlar aklandılar. Ahmet Zeki Üçoğa olan oldu. Bir cemaat soruşturması böyle sabote edildi. İkincisi İlhan Cihaner soruşturmasıdır. İlhan Cihaner'in elindeki Fethullah Gülen'le ilgili, bakın bugün silahlı örgüt soruşturması başlatıldı. O daha naif bir şey yapmıştı. TCK 220'ye göre basit suç örgütü iddiasıyla başlattığı soruşturmayı Osman Şanal adlı bir başka cemaat eğilimli olduğu iddia edilen bir savcı Fethullah Gülen'in ve çevresinin terör örgütü olduğu iddiasıyla soruşturma elinden aldı. Bakın daha büyük bir iddia. Sen Gülen basit örgüt değildir, terör örgütüdür diyerek İlhan Cihaner'den almaya çalıştı. İlhan Cihaner hayır bu basit suç örgütüdür diye ısrar etti. Israr edince ne oldu? Fethullah Gülen'le ilgili yürüttüğü soruşturmanın ardından ve İsmail Ağa tabii ardından kendisine Ergenekon üyeliği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Bugün tahşiyecilerle ilgili anılan konuşma aslında o günlerde Erzincan bağlamında söyleniyordu. İlhan Cihaner'in bu soruşturmayı yürütmemesi, paralize edilmesi iddiasıyla İlhan Cihaner tutuklandı. O günlerde İlhan Cihaner'in de dinlediği kimi tanıklar bunun söz konusu savcıların denetiminde ve kontrolünde ve ilgili polis şeflerinin kontrolünde yapıldığını anlattılar. Hatta bu ifade İlhan Cihaner bir başka savcıyla aldığı halde kendisi tutuklandı, o savcı işlem yapılmadı. İlhan Cihaner dosyası cemaatin doğrudan müdahalesinin örneklerinden biridir. Üçüncüsü Hanefi Avcı dosyasıdır. Her ne kadar Nazlı Hanım ve onun gibi düşünenler Hanefi Avcı'nın aslında başka bir silahlı sol örgütle bağlı olduğu iddiası tutuklandığını iddia etse de Hanefi Avcı hakkındaki Ergenekon soruşturması Fethullah Gülen'in de Allah taksilatını affetsin sözünden sonra hızlanarak gelmiştir. Derinci karargâhtan ilgisi olmadığı bir sol örgütten tutuklanmasının hemen ardından bu açıklamadan 15 gün sonra kendisi Ergenekon'a bağlanmıştır. Neyle? Bir tane irtica ile mücadele eylem planı olduğu iddia edilen bir planla, bir tane 5 tane de gazete yazısıyla Ergenekoncu olduğu iddia edilmiştir. Ve kitabının da Ergenekon'un çalışması olduğu iddia edilmiştir. Bu da burada sabote edilmiştir. Bu üç örnek cemaatin somut müdahalesidir. Ama bu üç soruşturmanın tıkanmasının sebebi şudur.
Gülen cemaatinin mensup olduğu iddia edilen kişilerin yaptığı işlemleri denetlemekle yükümlü olanlar da aşağı yukarı aynı çevreye mensuptur. 1992'den beri emniyetin hazırladığı 3 tane temel rapor vardır Gülen cemaati ile ilgili. Okullara sızma, polise sızma, jandarma istihbaratının raporları vardır ve bunlara rağmen kayda değer bir ilerleme sarf edilememesinin, gösterilememesinin temel nedenlerinden biri de soruşturma makamlarında cemaate yakın ve cemaat ilimli insanların bulunmasıdır. Peki. Verdiğiniz isimler bakın. Ahmet Zeki Üçok bugün askeri Yargıtay'da yargılanıyor bu çürük raporundan, sahte çürük raporundan dolayı. Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay Adli Müşaviri açıklama yaptı. Genelkurmay Adli Müşavirini gizli tanık olarak, o sizin sözüne ettiğiniz Üçok, Adli Müşaviri Gülenci dedi. Araştırmışlar kim dedi diye, gitmiş gizli tanık olduğunu bulmuş bu Üçok'un. Yani kendisinin Yargıtay'daki davasının üzerini kapatmak için onu yargılayan savcı Yargıtay, askeri Yargıtay hukuk müşavirine Gülenci diyor. Yani demek ki herkes birbirini temiz, kendini temize çıkartmak için ya, diğerine Gülenci davasını yapıyor. Şimdi siz bu Üçok'tan, bakın ikincisi sizin şimdi, Kayseri Alay Kumandanı'nı ele alıyorsunuz. Kayseri Alay Kumandanı ismini unuttum ama maalesef faili meçhul cinayetlerin sorumlusu. Sanki onu savunarak, yani nasıl cemaatin gazeteleri cemaatin bunun ya da üzerine gitti diyorsunuz. Organizasyonun... Biz de faili meçhul cinayetlerin sorumlusu olarak sadece faili meçhul cinayetlerin sorumlusu olarak gidilmedi, özür dilerim. Faili meçhul cinayetlerin sorumlusu olarak gidilseydi Kayseri'deki soruşturma başlamadan çok önce gidilirdi Nazlı Hanım. Sadece Kayseri'deki Fethullahçı askerler yakayı ele verdiği için bu adam gerçekten Cizre'de işlediği suçlardan ötürü 30 yıllık etkinlik yapıldı. Gülenci. Nazlı Hanım söylesenize, o Fethullahçı askerlerle ilgili beyanlar ne oldu? Neden onlar işleme konmadı? Peki neden olmadı? Şimdi size genelkurmay bağlı özünde genelkurmay değil mi? Genelkurmay başkanlığı böyle bir şey yoktu. Hayır, böyle demedi. Evet. Normal sivil mahkemede yer açık. Bakın o mahkeme işkence davası sivil mahkemede görüldü. Kimseyi ilgilendirmiyor bu. Ben size cevabımı verdim. Peki. Siz cevap vermediniz. Anladılar, bakın, anladılar. Fethullahçı askerlerle ilgili sızma davası düşürüldü. Ayrıca detaya giriyorsunuz. Ben şimdi, detayının yanlış olduğunu söyleyeyim. Detayı yanlış değil. Benim size izah ettiğim gibi. Ayrıca şunu söyleyeyim. Bakın bahsettiği İstanbul'daki soruşturmayı yürüten savcıların kendisi, hani Muammer Akkaş ismi, Zekeriya Öz ismi, Celal Kara için bir şey diyemiyorum ama Muammer Akkaş ismi, kastettiği isim, hani cemaatçi mi değil mi bağlantısı üzerine yürüttüğü soruşturmalara bakarak yapacaksınız. Özellikle Muammer Akkaş'ın ranting soruşturması bizzat cemaatin ihlallerini örtme soruşturmasıdır. 3 yıl boyunca Allah elinde aşkına, tutup izin verin. Bakın savcılığın kalemi değilsiniz, izin verin. İlgisi var, konuşabiliriz. Şimdi ranting soruşturmasında cemaat eğilimli kolluk görevlileri dahil hepsinin üzerine ihlallerini ve cinayete yol veren kasıtlarını örtmek üzere soruşturmayı gizli yürüt. İzin verin. Bakın bırakın. Ben size vereyim, engin değil. Ranting cinayetinde paralel. İkincisi hani, bazı cinayetlerde paralel yapının parmağı bakın, olabilir. Şimdi onu geçin. Bakın ranting cinayetinde cemaat eğilimli kamu görevlilerinin suçlarını örttü. Adalet ve Kalkınma Partisi yakın olanlarla beraber. İkincisi, bakın İbrahim Tatlıses diye bir suikast girişiminde BDP'lileri olayı yıkmak için soruşturma yürüttü. Bakın aynısı, taşıyıcılarla aynısı orada oldu. Ülkücü bir mafya liderini bir BDP'li Erbil temsilcisiyle bağlayarak dosyayı açtı Muammer Akkaş. Ve polislerin aylarca dinlediği halde önleyemediği soruşturmayı sanki bir PKK eylemi gibi düzenledi. Polis muhabirlerinin şeylerini konuşacak, Nazlı bilgilerini tartışacak bir durum sizin yok. Sizin bir bilgiyi doğru kabul yani, etmeniz için bir polisin bilgi mi vermesi gerekiyor? Polisten aldığınız belgelerle kitap yazmış. Yani tabii ki polis muhabirlerinin belgeleri önemli. Şimdi yani burada bilmem ne, ülkücü bilmem ne açmış. Muammer Akta şimdi burada kendisi de bulunmuyor. Yani o da ben onun bütün dosyalarına değil. Yani ama siz diyorsunuz ki yürütülen soruşturmalar neden darbe olsun? Ama şunu söylemedi. Nazlı Hanım hangi dosyasında Hrant Dink'ten daha önemli bir dosya yoktu. Bravo. Çıkıp kapıda bildiri dağıtmadı bu adam. Niye dağıtmadı? Muammer Aktaş'tan önce, Akkaş'tan önce şunu deyin. Vali, İstanbul valisi soruşturmaya izin vermedi. Yapmayın Allah aşkına. O zaman koalisyon. Şimdi şunu demek istiyorum. Ama bu Muammer Güler'in, bakın İstanbul valisinin izin vermemesi herhalde cinayetin faili olduğunu göstermez. Ranting soruşturması. Peki. Muammer Aksaş'ın vermemesi 3 yıl bekledi. Onu demiyor. Muammer Güler o soruşturmada şüpheli Nazlı Hanım. Bilmiyorsunuz. Şimdi şunu Muammer Aksaş'ın soruşturmasında şüpheli Vali Güler. Bilmeden konuşuyorsunuz. Hayır.
vermedi. O başka bir idari soruşturma da izin vermedi. Muammer Güler'in dosyasında Vali Güler şüpheli. Ben biliyorum. O adli soruşturma. Onu biliyorum ama ben demek istiyorum ki idari soruşturmaya bile izin vermedi. Hanımefendi, alakası yok bu konuyla ilgili. Şimdi ikinci olarak bakın, yargılanması istenilen kişilerden biri Trabzon, dönemin Trabzon İstihbarat Müdürü Ergin Engin Dinç. Bugün İstihbarat Daire Başkanı. Evet. Şimdi İstihbarat Daire Başkanı kim yaptı? Bugünkü hükümet yaptı. Yani böyle bir cinayet işlendiyse, yani baş sorumlu, çünkü yanlış bildiren, iki yere de farklı bildiren, değil mi? Olayı farklı bildiren Trabzon istihbaratı. Yani şimdi o Ali Fuat Yılmaz'ın pozisyonunu aklayabilmek adına bunu söylüyorsunuz. Şunu deseydiniz, Engin Dinç de Ali Fuat da sorumludur deseydiniz anlardım. Siz Ali Fuat Yılmaz'ı aklayabilmek adına bunu söylüyorsunuz. Ben onu söyleyeyim. Kamuoyu bilmediği için bu dosya ayrıntılarını sizin bildiğinizi intibası yaratmaya çalışıyorsunuz. Bakın, Ali Fuat Yılmazer'de, Engin Dinç'te, Ahmet İlhan Güler'de, İstanbul'daki 3 istihbaratçı da cinayette eşit sorumluluğa sahiptir. Niye ama sorumlu? Muammer Akkaş, bak niye sorumlu diye niye sadece Ali Fuat Yılmazer'i savunuyorsunuz? Sizin Ali Fuat Yılmazer'le özel ilişkiniz mi? Ben size niye özel bir ilişkiniz mi var? Ben niye var mı? Hayır. Evinizde ağırladınız mı? Tabii ki ağırladım. Gazetecilerle buluşturdunuz mu? Niye polislerle bu kadar yakınsınız Nazlı Hanım? Evet. Şimdi bakın, ben bilgi almak için hakimle de temas kurarım, avukatla da kurarım. Evinizde hangisini ağırlıyorsunuz Nazlı Hanım? Ağırlarım, benim evim herkese açık. Hayır, İbrahim Şahin ve Ali Fuat Yılmaz dışında kimseye açmadınız. Rica ederim. Çok eski tarihte İbrahim Şahin'i ağırlardınız ama Ali Fuat Yılmaz'ı ağırlıyorsunuz. İbrahim Şahin'i ama ben röportaj yaptım Kanal 7'de, biliyorsunuz. Ya, evet, başka İbrahim Şahin'i kadar yemeğe çağırmak başka. Hayır, İbrahim Şahin'i röportaj yaptım. Çağırıp İbrahim Şahin kadar başınıza taş düşsün diye yazı yazdınız Nazlı Hanım. Şimdi, İsmail Saymaz. Bir dakika, İbrahim Şahin'i evimde yaptım. Kanal 7'de değil, evde yaptım ve Kanal 7'de oynattım. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Yalnız Ali Fuat Yılmazer'le ilgili kısa bir şey söyleyeceğim. Evet. Bakın, Ali Fuat Yılmazer bu raporun, F4 raporunun İstihbarat Daire Başkanlığı'na ulaştığı zaman Sabri Uzun'la birlikte seyahatteydi. Kaçında ulaştı Nazlı Hanım? Seyahatteydi. Kaçında ulaştı rapor? 17 ne zaman gitti? 17.45. Evet. Bir dakika. Ben izninizle şunu hatırlatmak istiyorum. Agos gazetesinin buradaki manşeti de bu dava paraleli sığmaz manşeti tabii, atmışlardı. Evet. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben zaten Ali Fuat Yılmazer'in de ifadeye çağrılmasını memnuniyetle karşıladım. Ben bunların, bakın ben kendim de yazdım, ifadeye çağrılsın, o da bildiklerini anlasın. Ama onlar ikisi, yani hem Sabri Uzun hem Ali Fuat Yılmazer, o rapor geldiği gün 17.45'te mi 16.45'te mi 17.45'te mi ne rapor gelmiş? Kendileri ertesi gün seyahate gidiyorlar ve o raporu hiç görmemişler. Rapor, zaten bakın, kimse de gördüğünü ne olduğunu iddia bilmiyor. İran bakın, böyle vererek bilgileri eksik veriyorsunuz. Şunu söyleyeyim, bitireceğim. Şunu söyleyeyim, bakın bu bitireceğim. Şimdi arkadaşlar, Ali kim Fuat sorumluysa hesabını buradaki versin. Buradaki bütün istihbaratçıların soruşturması ama lazım. Ama izin verin Nazlı Hanım, bunu soruşturmakla görevli Muammer Akkaş 3 yıl boyunca bu dosyayı elinde tutarak, gizlilik kararıyla tutarak hiçbir hakkında işlem yapmadı, savundu. Hiçbir gün olsun. Adliyenin önüne çıkıp Hrant'ın cinayeti engellemeye çalışılıyor diye bildiri dağıtmadı. Ama sonradan tam başlayacaktım. Operasyon yapıyordu dedi. Operasyon yaparken elinden aldı. Hayır hayır. İfadelerini tek tek aldı. Bakın ben burada hiç kimseyi savunmayı düşünmüyorum. Fakat şunu hatırlatmak istiyorum. Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de Dink ailesinin müracaat ettiği, yani bunlar araştırılsın, soruşturulsun diye müracaat, suç duyurusunda müracaat ettiği 30 kişi arasında peki, Ali Fuat Yılmazer'in ismi yoktu. Ama Ali Fuat Yılmazer'in basın bürosu gibi niye çalışıyorsunuz? Yanlış bilgi veriyorsunuz. Bak tekrar diyorum, 30 kişi arasında yoktu ama şüpheli sıfatıyla çağrılmasına ben memnun oldum. Çünkü kendisini savunur, eğer hakikaten bir kusuru varsa da yargılanır. Ama tekrar söylüyorum, diğerleri de dahil, Engin Dinç de dahil, tabii, Muammer Güler de dahil, bunlar hiçbiri cinayet sorumlusu olamaz. Peki. Cinayeti Ergenekon'da arayacaksın. Onların ancak ihmali olabilir, görev kusuru olabilir. Onu zaten bir başlık olarak konuşacaktık Hanım, ama. Bilgi sadece, yani tamam, hiç kimseyi sormak istemiyorum diyorsunuz ama The Cemaat kitabınızda koca bir bölüm hedefteki isim Ali Fuat Yılmazer diye tabii şey o var. Hedefteydi. Onun işte yani hiç kimseyi savunmak istemiyorum. Herkese eşit mesafedeyim de. Ama şimdi o zaman eğer bir
kişi. Bakın ben şimdi özel cemaati var, savunuyorum. Çünkü bugün hedefte cemaat. Dün sizi savunuyordum. Çünkü dün siz hedefteydiniz. Benim anlatmak istediğim bu. Mağdurun yanına yani, yer alıyorum. Şimdi bakın burada bile. 17, şimdi bak burada bile ben olmazsam. Bir dakika, cemaat hedefte değilken de. Evet. Ben o da TV davası. Ben yargı cemaate emanet edilmiş dediğim zaman da karşı çıkıyorum. O zaman onlar hakimdi. Hedefte değildi. Ben o zaman Ergenekon'a. Çünkü bilinmesini istemiyordunuz. Ben Ergenekon'a. Hayır, ben cemaatle değil. Hükümet de savunuyor. Ben Ergenekon'a. Balyoz'a karşıyım. Yani şu anda da Ergenekon ve Balyoz davalarının ciddi davalar olduğunu, bugün hükümet kendini kurtarmak adına onların sarıldığı dala, yani cemaat dalına sarıldığını düşünüyorum. Ben Türkiye'de ciddi darbe girişimleri yapıldığını, ciddi kara propaganda girişimleri olduğunu, AK Parti'ye yönelik olarak hatta açılan Anayasa Mahkemesi'nin açtığı dava da bir Ergenekon eseridir. O bakımdan ben bu davaların ciddi davalar olduğunu aşırıyorum. Tabii ki siz o zaman hem hükümetin hakimi diyordunuz, hem cemaatin hakimi. Kimi derseniz deyin, ben o davaların yani oradaki savcısıydınız. Hayır, savcısıydım. Şunun için takip edilmesi gerektiğini ve sulandırılmaması gerektiğini inanıyordum ama yanlışlar, haksızlıkların da ben altına Nazlı çok kereler çizdim. Evet. Konular çok dağılıyor. Evet. Farklı farklı yerlere gidiyor ama o başlıkta konuşacağımız başlıklardan biri ama ancak şunu bir netleştirelim. Ekleyin bir bilgi olsun. Yani Hrant Dink cinayetine ilişkin kamuoyunun şu an anlamayacağı. Ama Hablemitoğlu cinayeti evet. de bir anlamda yani Nazlı öyle iddialar da var. Bilgiler vererek kamuoyunun bilmediği tartışmaları açmaya çalışıyor. Bu bir özel konudur. Nazlı Hanım'ın anlattığı bilgiler tek yanlı polis kaynaklı bilgilerdir. Ali Fuat, hatta polis bile değil. Ali Fuat Yılmaz her kaynaklı onun argümanlarıdır. Özel hukukundan dolayı diyorsunuz. Tabii. Öyle bir hangi bilgilermiş benim anlattığım özel bilgi anlamadım. Ahim savunmasında Ali Fuat Yılmazer'in olmadığı iddiası. Var biliyorum ben Ahim kararını okudum ya. O rapor 17'sinde geldi diyerek Ali Fuat Yılmazer'in 18'inde gittiği yer için gizlemeniz. Bunların hepsi böyledir. Peki adım adım değil mi? Lisan bilirseniz siz de girebilirsiniz ve Ahim kararını okursunuz. Tamam mı? 17-25 Aralık. Bilmeniz gerekir bunun için. İkisinde de hedef tutmamız istiyoruz. Nazlı Hanım, Hilal Hanım çok teşekkür ederim. Şimdi ben tabii biz bu kavgayı kenardan izleyen bir gazeteci olarak Nazlı Hanım'ın iktidar hakkındaki Hilal Hanım'ın cemaat hakkında görüşlerine aynen katılıyorum. Haklısınız. Bu arada hak veriyorum sizlere. Ekrem Dumanlı meselesi yani gerçekten gazetecilerle varlığı iddia eden örgüt arasında mesafe konulması lazım. Ayrı değerlendirmesi lazım ama cemaatin de polisler arasında mesafe koyması lazım. Peki. Bu arada yani Nazlı Hanım'ın gerçekten burada basın özgürlüğü demesine çok hayret ediyorum. Çünkü biz Ahmet Şık'ın kitap taslağının maillerde arandığı, bu savcılar tarafından arandığı günlerde onu aklamaya çalışmıştı. Peki, savcılar bakın söyledi, ne arıyor demişti. Onların görüşlerini savcılar, ama dedi. Savcıların derdi Gülen kitabı yazanları engellemek değil, örgüt aramaktır diye bunu savunmuştu. Bakın, kim? Siz savundunuz. Yazınız önüm. Oda TV hakkında. Bak şimdi kişisel şeye girmeyin. Savcılık neyin peşinde Nazlı Hanım? Bakın savcılık ben söylüyorum onu. Ben tekrar yazdım. Bakın burada mail kutusunda darbe aranıyor demişsiniz. Bakın siz. Ben şunu yazdım. Muhalif gazeteciler tutuklanıyor denildi. Ben dedim ki muhalif gazeteciler tutuklanıyor olsa Nedim Şener'le Ahmet Şık'la başlamaz. Burada Oda TV'de bazı belgeler çıktı. Ama söz bundan hakkımı dolayı, bakın, bundan dolayı bir bitireceğim. Soruşturma. Birkaç cümle söyleyeceğim. Bir dakika, bırakın, bir dakika bunu bitireceğim. Nazlı Hanım. Ama biliyorum ama. Bundan sizin dolayı bir soruşturma. Bir cümleyle bitireceğim. Bak bir cümleyle. Bundan dolayı bir soruşturma yapılıyor. Ama dedim Oda TV davasını Ergenekon'a bağlamak müşteki ve bu olur. bu kapsamda göstermek son derece yanlıştır dedi. Ben devam edeyim. Birkaç cümleyle. Bitirsin. Bu dönemde sadece bu olmadı. Örneğin İlhan Cahre'nin tutuklandığı soruşturma Çatal Armut diye bir barajda bomba bulunmasıyla başlamıştı. Polisler koydu. Emniyet Genel Müdürlüğü yazdığı halde asker aklı diye soruşturma yapılmıştır. Bombanın üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü yazıyor. Askeri casusluk İkincisi, davası da aynı şeyler oldu. Turgut Kazan'ın kaygısına katılıyor musunuz? Aynen öyle. Bir şey daha söyleyeceğim. Bakın bu ülkede Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne dava açıldı. Evet. Türkan Sayılar'ın evi basıldı. Hazırlanan iddianamede ahlaksızca. Yani insan onurunu ve kadın onurunu ayaklar altına alırcasına güya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kızlarının teğmenlerle çiftleştirici iddiası da Nazlı Hanım yazdı. Bakın Nazlı Hanım burada yazdınız. Çiftleştirme değil. Bakın neyse. Kadınlar ne yapıyor pazarlarında belgeleriyle koydum. O belgelerin sahte olduğu raporla anlaşıldı. Bakın Arsenal raporu. Kadıköy bürosu. Nazlı Hanım Arsenal raporu sahte. Bürosunda böyle belgeler çıktı. Bilgisayar kapandıktan sonra o bilgisayar yüklenmiş diyor. Ayrı bir yayın yaparız sizin böyle karşılıklı bir şey aranızda ama. Bir İslami gruba yapılan operasyon nedeniyle değil. Halka karşı işlenmiş suçlar nedeniyle. Evet peki. Eğer bağlantı
bağlantısı varsa cemaatle ve ona yol verdiği için hükümetle beraber geniş bir yargılama yapılması gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Evet, yani bu dönemde açılan birçok aynı. Tahşiyecilerde yapıldığı iddia edilen benzeri bir dolu kuşkulu operasyon vardır. Az önce söyledim. İlhan Cihan'la ilgili soruşturma başlamasına sebep olan bombanın üzerine Emniyet Genel Müdürü yazdığı halde asker atmış gibi başlatıldı. İkincisi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin, bakın kapatılmış Arslan'a raporuna göre, bilgisayar kapandıktan sonra 40 bin işlem yapıldı, 623 belge kondu. O belgelerden ikisi Nazlı Ilıcağ'ın aman size belge diye yazdığı yazıdır ve o belgede iddiaya göre alçakça Türkan Saylan'ı ölüme sürükleyen Çağdaş Yaşamı Destekleme herkes. Derneği mensubu kızların güya teğmenlerle birleştirildiği iddiasını Nazlı Ilıcağ. Evet. Nazlı Ilıcağ kadın onun ayakları altına almayı bile bile yaptı. Sonra ya ne oldu? Şimdi sen bakın, takıntın var, yalanlarını yanlışlarını meydana bakın, takıntı çıkarıyorum. Burada Arsenal raporu. Ben takıntı burada. Arsenal raporu kendileri bilir kişiden rapor getiriyorlar. Dolayısıyla bu dönemin Allah gazetecileri kabul ettiler orada. Hepsi itiraf ettiler. Bu dönemin gazetecileri, köşeniz var yazabiliyorsunuz. Bu dönemin gazetecileri kesinlikle kumpas yaptığı iddia edilen haliler ele alınmamalı ama bir kısmının elinde kan vardır. O kanın hesabı sorulmalı. Çünkü örneğin siz eğer bu davalarda operasyonu yapanlarla beraber cepheye koşarsanız, onların sızdırdığı, doğrulanmamış, insanların cevap hakkını kullanamadığı yerlerde tetikçilik yaparsanız akıbeti budur. Bakın sadece burada değil. Yarbayan İtatar 3 gün önce anması vardı. Helalleşmem diyorsunuz. Ben niye helalleşeyim? Ben ilgisi yok. Hakla yani helalleşmesi lazım. Yapıyorsa kabul ediyorsun ama mesela, bir yargılama konusudur. Yarbayan İtatar'ın siz şaibeli olduğu TÜBİTAK raporuyla ortaya çıkan bir flash diskten çıkan belgeyle eğer onu siz ÇYD'li kızlarla askeri birleştiriyor diye suçlar ve adamı ölüme sürüklerseniz hesabını size sorarlar. Şimdi askeri hesabını sorarlar. Bir şey Nazlı Hanım izin verin. Niye rahatsızlıyorsunuz? Hayır. Ya Nazlı Hanım bir saniye. Bakın Nazlı Hanım'ın böyle bir konuşma derdi var. Biliyorum. Mesela derdi. Nazlı Hanım 80'den önce Kemal Türklerin ölüme sürüklü iki yazıda imzası vardır. Örneğin Behçet Çantürk öldürülür tabii. Behçet Çantürk öldürülür. Nazlı Hanım şöyle yazar. Alın size yazıyorum bakalım arkasından yazı tamam olmuş diyecek misiniz der. Yazmadınız mı? Peki, Behçet Çantürk'ün ölümünden sonra alın yazıyorum. Şey meselesi bırak Allah aşkına, yazılardan daha ziyade ama şunu söylüyorum. Bakın bazı gazetecilerin bu dönemde vereceğim tabii. Bazı tabii demeniz iyi olmuş hatırlatmışsınız. Bazı gazetecilerin bu dönemde bu operasyonlarda gönüllü militanlığının tartışılır tarafı vardır. Bu gazeteci değildir. Evet. Bakın siz eğer bu operasyonlarda bilgisayarlara yüklenmiş CD'ler, evlere konulmuş cihazlar üzerinden argüman oluşturursanız ve bunun altyapısını ölürse, oyarsanız ve bunun sonucunda bazı insanlar ölürse, bazıları intihara sürüklenirse, bazı hayatlar berhava olursa akıbetinden sorumlusunuz. Öyle kolay değil bu işler. Siz Yarbay Ali Tata ölecek, adama mermiye kafa attı diyeceksiniz. Alın size DHKPC'li. Ne diyeceksin? Sizin için demiyorum hanımefendi, siz alın mı her şeyi? DHKPC'li diyeceksiniz. Bakın Zaman Gazetesi'nin haberidir. DHKPC'li, işte Alevi, Kürt, amcası dağda. Arkasından bunu bile yazacaksınız. Ondan sonra ben gazetecilik yaptım diyeceksiniz. Yapmış olabilirsiniz. Ama o ayıplı gazeteciliğin elbette terör mahkemesinde yargılanmasın ama ayıplı gazeteciliğin verilmesi gereken bir hesabı vardır. Bunu hatırlatırlar size. Bunu unutturmazlar. Tamam İsmail şimdi Saymaz ben cevap hakkınızı kullanın. Cevap hakkım doğduğu için söyleyeceğim. Ayıplı gazetecilik nedir biliyor musunuz? Elinizde hiçbir delil olmadan cemaati suçlamak, her yapılan yanlışı cemaatin üzerine fatura etmektir. Az önce tape okuyorsunuz, ondan sonra da ayıplı gazetecilikten bahsediyorsunuz. Bunun hesabını tarihe karşı vereceğinizi söylemek istiyorum.